Merhaba sevgili gençler. Katıların ikinci bölümü olan kristal katılar ile karşınızdayız. Kristal katılardan e, tanımına bir göz atalım gençler. Taneciklerinin yani atom, iyon ve moleküllerinin belirli bir geometrik düzende istiflendiği katı türüdür. Şeklimize şöyle bakacak olursak gençler. E, katıyı oluşturan tanecikler belli geometrik düzende istiflenmişlerdir ve bu şekilde bir yapı oluşturmuşlardır. Kristal katılar günlük hayatta daha çok karşılaştığımız katı türleridir. Serttirler, sıkıştırılamazlar. Kristal katıyı oluşturan taneciklerde iyonik bağ, kovalent bağ, van der Waals bağları ve hidrojen bağları etkin olarak görülür. Belirli bir erime noktaları vardır. Gençler, kristal katıları amorf katılardan ayıran en temel özelliklerden biri de belirli erime noktalarına sahip olmalı, olmalarıdır. Hatırlarsanız amorf katıların camsı geçiş sıcaklıkları vardı ama kristal katılarda belirli bir erime noktası vardır. Kristal katıları biz yaptıkları bağ türlerine göre gençler iyonik kristaller, kovalent kristaller, moleküler kristaller ve metalik kristaller olmak üzere 4 bölümde inceleyeceğiz. İlk inceleyeceğimiz bölümümüz iyonik kristaller. Anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvveti ile oluşturdukları iyonik bağlı katı bileşiklerdir. İyonik bağ güçlü etkileşimlerden olduğu için gençler bu katılarımız serttir. Aynı zamanda erime ve kaynama noktaları da yüksektir. Katı halde elektrik akımını iletmezler. Bunun nedeni katıyı olan, katıda, e, oluşturan taneciklerin yer değiştirme özelliği olmamasıdır. Ancak bu katılar eritildiklerinde veya suda çözündüklerinde iyonlar serbestçe hareket edebildikleri için elektrik akımını iletirler. Örnek verecek olursak gençler bu katılarımıza sodyum klorür, sodyum klorür, kalsiyum klorür ve kalsiyum oksiti gösterebiliriz. İkinci katı türümüz gençler kovalent kristaller. Adından da anlaşılacağı gibi ametal atomlarının kovalent bağlarla 3 boyutlu ağ yapısında bir arada tutunmasıyla oluşurlar. Bu nedenle A örgülü katılar olarak da isimlendirilebilir. Kovalent bağ yine güçlü etkileşimlerimizden olduğu için bu katıların erime ve kaynama noktaları yüksektir. Sert ve dayanıklıdırlar. Örneklerimize bakalım. Elmas, grafit, kuvars, silisyum karbür ve silisyum nitrürü görebiliriz. Burada bir ayrıntıya e, dikkatinizi çekmek istiyorum. E, elmas ve grafit karbon elementinin allotropudur. Allotrop bir elementin atomlarının uzayda farklı şekillerde dizilmesiyle oluşan yapıdır. Kimyasal özellikleri, fiziksel özellikleri aynı ancak molekül geometrileri farklıdır. İşte elmas ve grafit bu şekilde karbonun allotropları oluyor gençler. Geldik moleküler katılarımıza. Şöyle çekelim gençler. Neyse anlatırken tam görünmüyor galiba. Ha. Moleküler kristaller molekül içi bağları kovalent, moleküller arası van der waals ve hidrojen bağlarının görüldüğü moleküler yapılı katılardır. Moleküller arası zayıf etkileşimler görüldüğü için erime noktaları düşüktür. Oda sıcaklığında sıvı ya da gaz olan birçok saf madde düşük sıcaklıklarda moleküler katıdır. Kolayca hal değiştirebilirler elektrik akımını iletmezler. Örnek verecek olursak gençler burada kükürt dioksit, su, karbondioksit, iyodur molekülü ve oksijen molekülünü gösterebiliriz. Geldik son katı türümüze gençler. Son katı türümüz metalik kristaller. Metal katyonları ile Elektron denizi arasında bir çekim kuvveti oluşuyordu hatırlarsanız metalik bağda. İşte bu kuvvetle oluşan katılara biz metalik kristaller diyoruz. Düzenli ve kararlı bir yapıya sahiptir bu kristaller. Metalik bağın oluşumunda yer alan elektronların sayısı arttıkça metalin erime noktası da artacaktır. Elektronların hareketliliği nedeniyle tel ve levha haline gelebilirler, ısı ve elektriği iletirler. Bir metaldeki değerlik elektronları tüm kristal boyunca dağılır gençler. Örnek gösterecek olursak çinko, magnezyum, alüminyum, altın, demir ve bakıra bakabiliriz. Öğrendiklerimizi sorularla pekiştirelim. İlk sorumuz aşağıdaki katılardan hangisi kovalent kristallere örnek gösterilebilir kovalent olabilmesi için gençler 2 A metal atomu arasında kristal A örgülü yapıya sahip olması gerekiyordu A'ya baktığımızda metal A metal atomu B'ye baktığımızda metal ametal atomunu görüyoruz gençler C şıkkında ametal ametal atomları arasında gerçekleşmiş bir bileşiğimiz var silisyum karbür aradığım cevap şıkkı budur ancak diğerlerinde incelemek istiyorum. D şıkkına baktığımızda moleküler yapılı iki bileşiğimizi görüyoruz. Moleküler kristaldir. O halde benim aradığım cevap şıkkı C şıkkı olan silisyum karbür olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. İyonik katılar ile ilgili hemen hatırlayalım. İyonik bağlı bileşiklerin oluşturduğu katı türüydü. İfadelerinden hangileri doğrudur? Erime ve kaynamaların noktaları yüksektir. Evet iyonik bağ güçlü bir etkileşim olduğu için e, erime ve kaynama noktaları yüksekti. Katı halde elektrik akımını iletirler. Bunu incelemiştik gençler. E, İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. Ancak suda çözündüklerinde iyonları serbestçe hareket ettiklerinde iletiyorlardı. Bu nedenle ikinci ifadem yanlıştır. Sert yapılıdırlar. Evet, bağından kaynaklı olarak. Bu durumda benim doğru olan ifadem 1 ve 3 olacak. Cevap şıklarına baktığımda D şıkkını görüyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Moleküller katıları bir arada tutan kuvvetler hangileri olabilir? Pardon, moleküler katıları Moleküler katıları bir arada tutan kuvvetlere bakacağız. Hangileri olabilir? Ne dedik? Moleküler katıları bir arada tutan kuvvetler van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağlarıydı. Cevap şıklarımıza baktığımızda gençler, London etkileşimleri, dipol-dipol etkileşimleri, van der Waals etkileşimleridir ve hidrojen bağlarımız yine bunlar zayıf etkileşimlerdir. O halde 3 şıkkımız da doğrudur. Doğru cevap şıkkımız 1 2 3'tür. Baktığımda e şıkkının doğru olduğunu görüyorum. Evet, bu sorumuza geçtik gençler. Sorumuz ne diyor bize? Yemek tuzu, şeker, demir katıların türleri aşağıdakilerden hangisidir? Gençler, yemek tuzu bir metal ametal atomu ile oluşmuş katı türümüzdü. O halde yemek tuzumuz ne olacak? İyonik yapılı bir katıdır. Yani iyonik kristaldir diyeceğiz. Şöyle çekelim. Şeker suda moleküler çözünen, moleküler yapılı bir katı türümüzdür. O halde diyeceğiz ki moleküler katıdır. Demir bir metaldir. O halde metalik katıdır diyeceğiz. Pardon kristal. Kristal da diyebiliriz, katı da diyebiliriz. Sıkıntı yok. Şunu da düzeltelim. Kristal diyelim gençler. Bakalım cevap şıklarımıza. Yemek tuzu iyonik kristal olacak. A ve D şıklarını görüyorum. Şeker moleküler olacak. Yine A ve D şıklarını görüyorum gençler. Demir metalik olacak. Bana doğru cevap D şıkkında verilmiş. O halde iyonik, moleküler ve metalik ifadesi D şıkkında var. Doğru cevabım D'dir diyorum ve işaretliyorum. Gençler bu videomuzda kristal katı türlerini inceledik. Özelliklerine baktık. Örneklerini verdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, iyi çalışmalar.